Gerginlikten ve stresten ağlamak üzereyim. Hadi bakalım. Şimdi acilen gidip kan vermem gerekiyor. 16 gün geçti transferden bu yana. İnanamıyorum. Herkese merhaba sevgili dostlarım. Uzun zamandır vlog kanalına bir video çekmiyorum. Yani daha doğrusu bu tüp bebek süreciyle ilgili bir video çekmiyorum. En son sanırım Kasım Aralık ayında çekmiştim galiba. 4 ay falan, 4-5 ay geçti yani aradan, hiç çekmedim. Çünkü çok daha hoş şeyler yaşanmadı. Hani çok keyifli zamanlar geçmedi. Bu yüzden çok da içimden açıkçası bir şey çekmek gelmedi. Çünkü devamlı kendini tekrarlayan bir sıkıntı vardı ortada. Kasım ayında bir transfer olduk arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten, bunu paylaştım sizinle. Bir gebelik oluştu, bir hamilelik oluştu. Ancak bu kimyasal gebelikle sonuçlandı. Düşük gibi bir şey oldu. Yani tam düşük sayılmıyor ama işte gitti yani. Yeterli miktarlarda değildi hani beta, ya yani kanda olması gereken beta. Ne deniyordu onu unuttum şimdi adını. Her neyse, ondan sonra da daha önce size paylaşmıştım yine bizim 9-10 tane falan, 11 mi ne, kaç artık sayısını unuttum inanın. Embriyomuz vardı ve onları biz hani her ay ya da işte birer arayla transfer etmeye falan başladık. Ama gelin görün ki hiç bir tanesi tutmadı arkadaşlar. Yani bu geçen seferki gibi tutup düşme durumu ya da kimyasal gebelik falan da olmadı. Yani tamamen sıfır, sıfır, sıfır. Bir tanesi bile tutmadı. Yani artık bilmiyorum, inancımı böyle kaybetmek üzereyim. Ama kaybetmek de istemiyorum. Yani gerçekten zor bir süreç. Çünkü devamlı transfer oluyoruz. Artık ameliyat olmuyorum. Yani hepsini biriktirdik ya biz bir havuzda. Aranızda geçen videoları izlemeyenler varsa, ben yani devamlı böyle bir operasyona girip yumurta topladık. Ondan sonra onları embriyo haline getirdik ve dondurduk. Buna havuz yöntemi deniyor. Hani yumurtası daha az olanlarda falan ya da hani isteğe bağlı olarak da yapılan bir şey bu. Şimdi ise birazcık farklı bir şey deniyoruz. Bu sefer embriyoları genetik teste gönderiyoruz. Aslında doktor bana daha önce genetik teste gönderelim demişti ama ben dedim ki yani içlerinden biri elbet tutar. Genetik teste gerek yok. Hem pahalı hem de işte embriyoya zarar veriyor falan gibi böyle şeyler okudum. Yaptırmayalım diye karar verdik Volkan'a. Nasıl olsa biri tutar dedik. Hiçbiri tutmadı. Genetik teste göndermeye karar verdik. Bundan sonraki operasyonları. Ben geçenlerde bir ameliyata daha girdim. Oradan topladığımız 3 yumurta topladık. 2 tanesi embriyo oldu. Onları teste gönderdik. Genetik teste. Genetik olarak iyi mi değil mi ona bakılıyor. Yani bu arada genetik olarak bakılan şey, atıyorum sadece Down sendromu falan değil, diğer genetik hastalıklara da bakılıyor. Yani genlerde bir sıkıntı var mı ona bakılıyor. Ve bu iki tanesinden ikisi de kötü geldi. Genetik olarak iyi gelmedi. Transfer edilemeyecek durumdaydı. Dolayısıyla sıfıra sıfır, elde var sıfır. Onları imha ettik. Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz ay bir tane daha operasyona girdim. 5 tane yumurta toplandı. 4 tanesi 5. güne kadar gitti. 5. gün embriyosu oldu. Yani transfer edilebilecek düzeyde sağlıklı embriyo oldu. Onlardan da arkadaşlar 2 tanesi genetik olarak iyi geldi. Yani biz toplamda 6 embriyoyu genetik teste gönderdik. Ve bunlardan sadece 2 tanesi iyi geldi. Şimdi bu ay umuyorum ki artık transfer olacak. Ne zaman olacak bilmiyorum. Herhalde Mayıs sonu ya da Haziran'da mı olur artık bilmiyorum. Bu arada bir de rahim filmi çektirmem gerekiyor. Ya gerçekten hani uğraştığım şeyler artık yani böyle anlatmak bile şey geliyor ya, zul geliyor. Artık yani her seferinde böyle işte embriyo transferinden sonra evde test yapıyorum. Negatif olduğunu görüyorum. Bir de gidiyorum ondan sonra kan testine falan. Hani inanın sıkıldım yani bu süreçten. Sıkılmak değil, hani insan böyle ümidini şeyini de kaybediyor. Birazcık da böyle herhalde artık olmama ihtimali olabilirin de şeyine vardım yani, nasıl anlatayım. Çok bir şey yok. Öyleyse öyle kadar. Artık Volkan da hani Evren acaba bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Çok zorlamasak mı falan diye böyle. Bakalım artık son çare olarak bu genetik olarak iyi olan embriyoları da transfer edeceğim. Olmazsa artık yani yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü her şey normal. Genetik olarak iyi, rahim iyi. Her şey normal aslında. Hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama işte olmayınca olmuyor, bilmiyorum. Arkadaşlar, bunu da kapatayım. Şimdi bir tane de
test yaptım. 4 gün, bugün 4. gün, transferin 4. günü. Tipimin kusuruna bakmayın lütfen. Sabah körü şu anda. 4. gün çok 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 erken. Yani 5 günlük transferin 4. günü. Çok erken bir saat, yani çok erken bir zaman test yapmak için, ama geçen sefer 5 günlükken böyle çok 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 silik bir çizgi çıkmıştı o biyokimyasal, kimyasal gebelik olduğuna. Şimdi 4. günde yapacağız. Bu arada dün 3. gündü ve vücudumdan bu çatlatma iğnesiyle vücuda gelen HCG tamamen çıktı. Yani muhtemelen 4. günden ya da olmazsa 5. günden itibaren herhangi bir şey, herhangi bir çift çizgi görsem muhtemelen gebelik demektir. Finger crossed. Ama dediğim gibi 4 gün çok erken, çok çok erken testi yaptım. Şimdi bekliyorum. Şu anda çekimi şeyle yapıyorum. Telefonla yapıyorum, yani öyle söyleyeyim. Geldik ışıklı bölgeye. Bakalım şimdi. Yani görebilecek misiniz bilmiyorum ama şöyle yakınlaştırayım. Yani 4. gün bir şey görmeyi ümit ediyordum ama hani bu kadar koyu çıkmaz diyordum yani 4 gün için. Daha önce de biliyorsunuz 4. 5. gün 5. gün pozitif gelmişti ama ondan sonra bir şey olmamıştı. Şimdi biz Bitlis'e gideceğiz. Bitlis'te yapmayacağım. 2 gün orada olacağız. Onun dönüşünde asıl o zaman ak koyun kara koyun belli olacak arkadaşlar. Çünkü artık 6. 7. gün falan olmuş olacak. Çizgi net bir şekilde gözükmesi gerekiyor. Bakalım ne çıkacak. Heyecanlıyım ve merak ediyorum. Dostlarım. Hello. Biraz önce de size selam verdim ve ondan sonra kocaman bir bardak suyu döktüm arkadaşlar. Tebrik edebilirsiniz de. Her taraf su oldu. Allah'tan laptopu falan gelmedi ama şeye geldi. Mouse'a geldi, telefonuma geldi ama neyse, yani yapacak bir şey yok artık, bu neden yamuk duruyor? Neyse arkadaşlar, sizlere böyle enteresan haberlerim var. Ben de ne olduğunu tam olarak algılayamıyorum. Biliyorsunuz ki son transferimizi yaptık, yani daha doğrusu kromozom sorunu olup olmadığını test ettikten sonra arkadaşlar normal çıkan embriyolarla bir transfer yaptık biliyorsunuz ki. Ve 4. gün, transferin 4. günün arkadaşlar sabah çok erken saatte bir testini yaptım. İzlediniz biraz önce ve o böyle pozitif çıkmıştı ama çatlatma iğnesiyle mi alakalı yoksa değil mi onu tam anlayamadım. Ve birkaç gündür de video çekemedim çünkü nefesim kesiliyor, yani niye bilmiyorum, çok ilaç aldığım için herhalde. Çünkü arkadaşlar Bitlis'teydim. Bitlis'e imza gününe gittim. Çok güzel bir imza günü geçirdik. Ama Bitlis'e gitmek gerçekten benim için zordu. Yani bayağı zordu. Hani transfer olmasaydı hiç problem değil ama Bitlis'e direkt olarak uçuş yok. Buradan uçağa biniyorsunuz, Muş'a gidiyorsunuz. Muş'tan 1-1,5 saat daha hani yol gidiyorsunuz ve ondan sonra otele yerleştik. Yerleşemedik daha doğrusu, otelde sorun çıktı. Yer ayırmışlar ama temizlik yapamamışlar falan, böyle bir sıkıntılar vardı. Zaten çok az hani böyle kalabilecek yer var. Bu arada biraz önce iğneme oldum. Bu lanet olasıca kan sulandırıcı beni mahvediyor. Bu arada sizlerle önemli bir şey paylaşmayı unuttum. Dün arkadaşlar yazlıktaydık. Gece 6. gün yani. Ve benim kanamam başladı. Ama böyle çok çok hafif, yani hani normal lekelenme tarzında ama böyle regliden önceki kanama gibi de değil. Ya bambaşka bir şeydi. Çok az 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 geldi. Hemen doktora yazdım. Gece 3'te falan oluyor bu arada. Doktora yazdım. Dedim hocam lütfen sabah hani ne olur bana geri dönüş yapın. İşte iğne kullanıyorum. Progestan fitil alıyorum. Ya kanama olmaması lazım. Ve doktor da sabah sağ olsun cevap vermiş bana. Yani bir tane daha arttıralım progestanı. Aspirin de keselim diye. Çünkü aspirin ekstra lekelenmeye sebep olabiliyormuş. İnternette yaptım. Doktor Google'a sorduğum kadarıyla. Her neyse arkadaşlar, onu yaptım. Bugün biraz azaldı 7. gün. Yani böyle sanki bitmek üzere. İmplantasyon kanaması denilen bir şey varmış tüp bebek transferlerinden sonra olabiliyormuş. O da tutunma kanaması olarak geçiyor arkadaşlar literatürde. Dolayısıyla o embriyo rahim duvarının içine böyle geçtikçe kılcal damarlarda ufak kanamalara sebep olabiliyormuş. Daha önceki transferlerin 6'sının hiçbirinde böyle bir şey yaşamadım. Yani ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ve bunun olumlu bir şey olduğunu düşünmek istiyorum sadece. Hello! Tipimin kusuruna bakmazsınız arkadaşlar. Bugün 8. gün testini yapacağım. Ölüyorum heyecandan. Beta'ya, kan testine sadece bir gün kaldı. Sadece bir gün, inanabiliyor musunuz?
Notumu aldım, içine koydum ve şu anda dakika tutup bekliyorum arkadaşlar. Çok heyecanlı. Çünkü geçen sefer arkadaşlar tam 8. günde bu çizgiler kaybolmaya başlamıştı ve benim için çok depresif bir süreçti. Bu arada saçımın güzelliği. Allah'ım çok heyecanlıyım şu anda böyle. Aslında güldüğüme bakmayın. Gerginlikten ve stresten ağlamak üzereyim. Hadi bakalım. Çok güzel. Şu koyuluğa bakar mısınız arkadaşlar? Hiç geçen sefer yani kimyasal gebelik olduğunda hiç bu kadar koyu olmamıştı bu arada. İlk defa bu kadar koyu görüyorum. Lütfen yarınki testte güzel sonuçlar çıksın. Lütfen, lütfen, lütfen. Şu devasa bir boynar çantası, kutusu geldi. Çantası ne ya? Kendime hediye şöyle bir çanta aldım. İçi de bu şekilde. Bu çantamın artık cırtı çıktı. Genelde bunu taşıyorum imzalara falan giderken. İçinde süpürge var gördüğünüz gibi. Bir de şunu alıyorum ama bu kullanımı çok zor çünkü fermuarı falan yok yani. Bunu Volkan doğum günü hediye olarak almıştık geçen sene. Genelde bu iki çantayı seyahatlerde kullanırım çünkü diğerleri biraz daha hani böyle yere falan atıyorum ya. Hani bozulmasın falan diye daha kaliteli çantalar. Bu çanta bez, her yeri sığar. Kocaman, daha istediğim gibi koyabilirim. İçine her şeyi bol gibi yani. Çok mutluyum şu anda. Doğru bir seçim yapmışım. Arkadaşlar şimdi 9. günü yaptım ve birazdan kan vermeye gidiyorum. Yani koyu, dünkünden daha koyu mu onu çok şey yapamadım. Sanki dünküyle yani 8. günle aynı koyulukta gibi. Bu 9. gün arkadaşlar. Yani 9. gün sanki birazcık daha koyu gibi. Şimdi acilen gidip kan vermem gerekiyor. Çünkü 12'ye kadar alıyorlar. Yani 12'ye kadar verirsem bugün içinde test sonuçları çıkacak. Hello. Arkadaşlar biraz önce bir çekim yaptım. O yüzden böyle makyajlıyım ve bugün 9. gün. Ve sabah test yaptım yine. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama kan sulandırıcı kullandığım için mutlaka kolumda böyle iz oluyor. Yani oradan gözükmüyordur muhtemelen ama sabah verdim erken çünkü 12'ye kadar vermek gerekiyor. Sonuçta 5-6 gibi çıkıyor. Yani geçen sefer doktorum bana 9. gün için, yani transferin 9. günü, yani regliye 1-2 gün kala bir zamana denk geliyor. Bu tarihte arkadaşlar beta testinin 40-50 civarında olması iyi ama 100 civarında olursa çok çok iyi olduğunu söylemişti doktorum. Yani umarım 100'ün üstünde çıkar ya da inşallah geçen seferki gibi böyle 20'nin altında falan çıkmaz şu anda. Çok gerginim yani böyle. Hani beklerken kalbim çıkacak. Ya şu anda hani testlerin sonucunda istenenden pozitif çıkacağını biliyorum. Açıyorum bu arada, yükleniyor. Önemli olan ne kadar yüksek çıkacağı, ne kadar iyi çıkacağı. Ya umarım 100'ün üstünde çıkar. Tabii ki yani testlerden nasıl çıkacağını anlamıyorum. Bu arada yüklemiyor. Lütfen yükle. Tekrar açıyorum sayfayı. Allah'ım yarabbim. Birini de verdim kan. 177 geldi.77 geldi. İnanamıyorum. Size bugünkü testlerin sonuçlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. 16 gün geçti transferden bu yana. İnanamıyorum. Gerçekten şaka gibi. Şuna bakar mısınız? Predictor, bu erken gebelik testi. Artık kontrol çizgisi tamamen gitmiş durumda. Yani kontrol çizgisi yok gibi bir şey. Ve HCG beta çizgisi uçmuş durumda yani. Aldığım en koyu testti herhalde. Ve diğer testlere bakacak olursak bunların hepsinde kontrol çizgisinin daha açık renkte ve diğer çizginin daha koyu renkte olduğunu göreceksiniz. Burada yine normal bir gebelik testi var. Bunlar gibi erken gebelik testlerinden değil. Bu normal. Hani kaset. 3 liraya falan alabileceğin standart kaset testlerden.
Hiç koşturamıyoruz. Her koştu. Midem ve şurada mı? Evet, siz gördüğünüz zaman göbeğinize kıkırdıyor, evet. Her şey şu anda gayet güzel gözüküyor. Ellerim kırılıyor.